Cemre, ben ne yapsam olmuyor. Geçmiyor, değişmiyor. Ben dönüp dolaşıp sende buluyorum kendimi. Sana elimi uzattığımı anı hatırlıyor musun? Tut elimi, bırakma. Beni kendi karanlığımdan yalnızca sen kurtarırsın demiştim. Ama sen o eli tutmadın. Neden elimi tutmadığını bilmiyorum. Ama bunu sorgulamayacağım. Buraya seni başka bir şey söylemek için çağırdım. Sen benim elimi tutmadığında... ben o an çok kızdım, çok üzüldüm. Çok düşündüm o anı zihnimin içinde. Tekrar tekrar. Sonra o anki hayal kırıklığımdan ötürü o an fark edemediğim bir şey fark ettim. Sen o an benim elimi tutmamış olsan da bana gözlerinle sarılıyordu. Hatırladım. Seni düşündükçe seni hatırladım. Seni hatırladıkça bizim birbirimizin ruhuna, kalbine, ellerimizle değil, gözlerimizle dokunduğunu hatırladım. Biz ne imkansızlar başardık seninle. Değil mi? Sen beni tekerlekli sandalyedeki halimle kaçırıp götürdün buralardan. Bir an tereddüt etmedin. Korkmadın. Ben hayatımda ilk defa gökyüzüne doydum. O gemide, o denizin uçsuz bucaksız sonsuzluğunu, bir ateşin başında oturmayı, yıldızların altında, kumların üzerine uzanıp bütün havayı ciğerlerine doldurmayı, nefes almayı, ben bütün bu güzellikleri senin sayende yaşadım. Ben de her gözümü kapadığımda sen oradaydın. Ama o köprünün altından çok sular aktı Nedim. Biz değiştik, dönüştük. Sen bunu istediğin kadar kendine inandır. Ben de inandırayım. Biz her ne kadar inatla buna inanmaya çalışırsak çalışalım, bazı şeyler değişmiyor. Mesela gözlerin. O gözler bana hala aynı bakıyor. Sen her ne kadar inkar etsen de ben bunu görmenin ötesinde hissediyorum. Ben de sana karşı hissedeceğimi aklımın ucundan bile geçirmediğim şeyler hissettim. Öfke, kırgınlık, kızgınlık. Ama bu duyguların hepsi gelip geçiyor. Ben sana karşı değişmeyen ve değişmeyecek olan tüm duygularımı, tüm gerçekliğimi, içtenliğimle şunu söylemek istiyorum. Senden hiçbir şey beklemiyorum.
evet ya da hayır demeni. Sadece bil. Bil ki burada seni daima düşünen bir adam var Cemre. Daima iyiliğini isteyen. Sen yeter ki iyi ol. Sen mutlu olduktan sonra gerekirse ben senin mutluluğunla uzaktan da yetinirim. Yeter ki mutlu ol. Bize biraz izin verir misin? Bugün bana vaktini ayırdığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bol şans. Sağ ol. Ya şey diye çağırdım ya, gene böyle çay kahve falan bir yerlere mi gitsek? Ya da ayran pilav, ha? Yok. Gelemem ben. Gelmem yani. Damla bak, Özge yüzünden böyle trip atıyorsan, Özge benim kardeşim gibi kızım. Benim kimseyle işim olmaz, benim işim. Sen ne? Ne bileyim? İyiydik be, ha? Yani ne oldu tam ben kestiremiyorum ama olurdu bizden sanki.